Türkiye ve Azerbaycan'ın zaferi sonrasında bölgede Türk üstünlüğü kurulmaya devam ediyor. İki ülke arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Yani enerji alanında atacağı stratejik adımlar bölgeyi daha da ileri taşıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Gelen son dakika haberine göre, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projenin gerçekleşmesi amacıyla yeni karar resmi gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı. Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır ili, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırları içinde yer alan ve ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlarla, söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesirler ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların boru hatlarıyla Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi gereğince karar verilmiştir. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu projemiz Nahçıvan ekonomisinin ateşini yakacak. Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8.1 milyar metreküp gaz aktı" ifadesini kullandı. Doğal gaz boru hattı kurulması anlaşması, iki ülke enerji bakanları arasında imzalanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı. "Dev yatırımlarla güçlenen enerji ortaklığımız Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattıyla derin bir anlam kazanacak. Gönülden bağlı olduğumuz Azerbaycan'la çok daha güçlü bağ kurmuş olacağız." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı dirayetli duruşlarıyla birlikte gelen tarihi zafer, bölgede enerji denklemini de önemli ölçüde değiştiriyor. Azerbaycan Enerji Bakanı Pervis Şahbazov'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşmayla Türkiye'nin Iğdır ilinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedariki sağlanacak. Yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip ve yıllık doğal gaz tüketimi yarım milyar metreküp olan Nahçıvan'a, Karabağ'ın işgalinden sonra Azerbaycan'dan gelen doğalgaz boru hattı işlevsiz kalmıştı. Bu süreçte Nahçıvan'a İran üstünden doğalgaz iletildi. Karabağ'ın işgalden kurtuluşuyla birlikte Nahçıvan ekonomisi tekrar canlandırılacak. Iğdır'dan Nahçıvan'a ulaşacak doğalgaz hattıyla taşınacak gaz, bölgenin bugünkü ihtiyacının tamamını karşılayabilecek. Bu projeyle Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacak. Bu arada geçenlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kültür Bakanı atadığı Anar Kerimov'la video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın zengin kültüre sahip olduğunu hatırlatan Aliyev, Kerimov'a kültür ve dilin korunması ve yaşatılması hususunda talimat verdi. Aliyev, bu yıl ünlü Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 880. doğum yılının kutlanacağını anımsatarak 2021'i Nizami yılı ilan ettiğini duyurdu. Muğam, aşıklık ve halıcılık sanatlarının korunması ve yaşatılması önemine değinen Aliyev, dini ve mimari yapıların korunması gerektiğine dikkat çekti. Aliyev, bir zamanlar Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarda 60'tan fazla caminin yıkıldığına işaret ederek, "Hiçbir uluslararası kurum bu konuda Ermenistan'ı kınamıyor. Bizse Ermeni kiliselerini koruyoruz. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok ve Azerbaycan'da yaşayan Ermeniler bizim vatandaşımızdır. Bugün Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler de eminim Azerbaycan devletinde normal yaşayabileceklerini artık anlıyorlar" dedi.
başlıca görevlerinin Ermenilerce yıkılan tarihi ve kültürel anıtların aslına uygun olarak yeniden yapılması olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şuşa'yı Azerbaycan kültürünün başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. Sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin kültür başkenti sayılabileceğini düşünüyorum. Şuşa'nın kültürel yaşamı zengin olmalıdır. Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar artık başladı. Benim talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Şuşa, zaman kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden aslına uygun olarak restore edilmeli" ifadelerini kullandı. Aliyev, bakana bu yıl Şuşa'da Harı Bülbül Müzik Festivali ve Vagif Şiir Günleri yapılması talimatını vererek, "Fuzuli iline de uluslararası havalimanı inşa edeceğiz. Bu yıl en az iniş ve kalkış şeritleri hazır olacak. Orası Şuşa'ya da yakın" şeklinde konuştu. Azerbaycan, tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üstünde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı. 2020 yılının kuşkusuz en önemli gelişmesi, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarma operasyonuydu. Azerbaycan'ın 44 gün süren operasyonla Ermenistan'ı topraklarından çıkardığı 2. Karabağ Savaşı, sadece iki ülke arasında yaşanan bir savaş değil, Kafkasya'nın yeni jeopolitik durumunda da kilometre taşı oldu. Böylece Kafkasya'nın dünüyle yarını arasında köklü bir değişim yaşandı. Kafkasya'daki bölgesel güç değişimi ve yeni jeopolitik gerçeklik küresel ve bölgesel güçler tarafından kabul edilmiş oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği övgü dolu sözler bu gerçekliğin altını çiziyordu. Karşılıklı nezaket ifadeleri ise yeni oyun kurucuların niyetleri ciddi olmakla beraber verilen sözler ve liderler arasında belirlenen kurallar dahilinde rekabetin devam edeceğinin işaretiydi. Astana ile başlayan ve Libya ile de Kafkasya'da devam eden Rusya-Türkiye ilişkisinin aslında bu bölgelerde diğer küresel ve bölgesel oyuncuların etkinliğini azalttığını, jeopolitik pastanın iki dilimini hayli büyüttüğünü görmekteyiz. Rusya ile Türkiye'nin paylaşımından sonra masada artanlarla yetinmek zorunda kalan diğerleri, bu durumdan rahatsız olduğunu açık açık beyan ediyorlar ve bu iki ülkeye yönelik giderek artan dış baskıları artık demokratik gerekçelerle de kamufle edemiyorlar. Dağlık Karabağ'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Minsk grubu masasının devrildiğini anlayan Fransa ve Amerika'nın tepki göstermesine fırsat tanımadan Rusya ve Türkiye'nin bu masayı yeniden kurmuş olması, bu iki devletin iradesiyle bölgede kalıcı istikrarın oluşacağına dair umutları artırıyor. Liderlerin beyanlarının yanı sıra bölge halklarının da bunu umut ettiği sokak röportajlarından ve haber akışlarından görülmekte. Fakat hem Rusya'da hem Türkiye'deki siyasi analistler ve güvenlik uzmanları yeni Kafkasya masası hakkında oluşan tedirginliklerini de gizlemiyorlar. İstikrar olmazsa yaşanacak savaşın dünyayı felakete götürebileceğinin herkes farkında. Karabağ Savaşı'nın bir diğer kazananının da Türkiye olduğu tartışılmaz bir gerçek. Türkiye'nin İHA-SİHA savaş taktiği daha önce de etkinliğini kanıtlamıştı. Suriye ve Libya'da düzenli ordu düzeyindeki militer güçlere karşı etkinliği göstermişti. Fakat Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan ordusuna verdiği eğitim ve savaş taktikleri, iki düzenli ordu arasında yaşanan savaşta da Türkiye'nin başarısını sergilemiş oldu. Türkiye'nin savunma sanayinin küresel pazarda bundan daha etkili bir tanıtımı düşünülemezdi. Jeopolitik olarak Avrasya'da ağırlığını artıran Türkiye, artık sadece coğrafi olarak bulunduğu bölgenin bir gücü veya NATO içinde batıya bağlı bir güç değil, küresel çapta bağımsız bir aktör olarak algılanmaya başlandı. Türkiye, nükleer silahı olmadan nükleer silahlı süper güçler kulübüne girmiş oldu. Türkiye'nin İslam dünyasının da koruyucusu olarak kendi konumunu güçlendirdiğini söylersek mübalağa etmiş olmayız. Rusya, Güney Kafkasya için Batı ile girdiği çatışmada bölgeyi tamamen kaybedecekken bölgesel varlığını güçlendirmiş oldu. Bu güçlenmenin meşruiyetinin de tartışmasız olduğunu söylemek mümkün. Aslında Rusya, Dağlık Karabağ'da, Kırım'da olduğu gibi kurşun atmadan jeopolitik bir başarı elde etti.
Bu başarıyı elde ederken Rusya Güney Kafkasya'yı Batı'yla değil Türkiye ile paylaştı. Putin ayrıca Ermenilere batılılaşmanın ağır bir bedeli olacağını da Azerbaycan silahlı güçleri üzerinden göstermiş oldu.